Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Hepiniz Tonguç Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 10. sınıf hakkında konuşacağız. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. Onuncu sınıf hakkında tavsiyeler vermeden önce ben ilk olarak 10. sınıfın önemini anlatmak istiyorum. Özellikle YKS'nin ilk adımı olan TYT'de 10. sınıf gerçekten de çok önemli bir paya sahip. Çünkü TYT'de 9 ve 10. sınıf içerisinde gördüğümüz konulardan sorular gelecek. Aynı zamanda TYT'deki sorular önceden benim de girdiğim liselere geçiş sınavındaki yeni nesil sorulara çok fazla benzemekte. Bu sebeple ilk olarak konuları öğrenirsek, sonrasında yeni nesil soruları alışırsak bu bizim için çok iyi olacaktır. Evet, 10. sınıfın önemini anlattığıma göre artık ben 10. sınıfta neler yapmıştım, hangi derslere dikkat etmiştim ve 10. sınıfın sonunda sizlerin de karşılaşacağı alan seçiminde neler yapmalısınız, bunları konuşmak istiyorum. Ben 10. sınıfta tamamen online eğitim gördüm ve sadece yazılı zamanlı okula gidebildim. Ve bu da beni 10. sınıf konularını anlama konusunda açıkçası çok fazla zorladı. Çünkü normalde bir hafta içerisinde işleyebileceğimiz, öğrenebileceğimiz bir konuyu online eğitim olduğu için 2 haftada zor bitirebiliyorduk. Durum bu şekilde olunca ben çoğu zaman 10. sınıf konu çalışması yaptım ve bu sebeple TYT çalışmalarına çok fazla yönelemedim. Normalde benim planım 10. sınıf başladığında ilk 1. dönem içerisinde bütün konuları bitirmekti. 2. dönemde sadece TYT çalışmaktı. Fakat online eğitim olduğu için bütün planlarım değişmek zorunda kaldı. Peki 10. sınıftaki hangi dersler ve hangi konular daha zor? Biraz da bunları anlatmak istiyorum. Özellikle matematik dersindeki polinomlar ve fonksiyonlar gibi lise matematiğinin en önemli konuları 10. sınıfta bulunmakta. Bu konular aslında çok da fazla zor değil. Fakat konunun bir kısmını kaçırınca konuyu tamamen anlamıyorsunuz. Ve ben 10. sınıfta tamamen online eğitim gördüğüm için bu konuları anlama konusunda çok fazla sıkıntı yaşadım. Fakat sonrası düzenli bir şekilde çalışarak eksiklerimi kapatabildim. Burada anlatmak istediğim, eğer bu sene de online eğitim olursa bütün konuları dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü konunun ufak bir kısmını kaçırsanız bile bu sizin başınıza çok büyük dert olabiliyor. Ben polinomlar ve fonksiyonlar konusunu anlamak için çok fazla soru çözmüştüm. Zaten bir konuyu anlamanın en iyi yolu soru çözmektir. Aynı zamanda 10. sınıftaki matematik temelinizi sağlam tutarsanız 11. sınıfta da rahat edersiniz. Özellikle matematik için temelinizin sağlam olması önemli. Edebiyat dersine geçecek olursak 10. sınıf edebiyatta 9. sınıfta gördüğünüz nazım biçimleri gibi konuları yine göreceksiniz. Ve şunu söyleyebilirim ki 10. sınıfta en çok zorlandığım derslerden birisi edebiyattı. Özellikle 9 ve 10. sınıftaki edebiyat konuları eşit ağırlık ve sözel alanlarını seçecek arkadaşlarımız için çok önemli. Fakat sizler de benim gibi sayısal öğrencisiyseniz bu konuları sadece yazılılar için öğrenmeniz yeterli olacaktır. Hazır yeri gelmişken TYT Türkçe'yi de biraz sizlere anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, TYT Türkçe'yi paragraf soruları, anlam bilgisi soruları ve ses bilgisi soruları oluşturmakta. Yani anlayacağınız paragraf sorusu çözme konusunda iyiyseniz TYT Türkçe'de çok rahat edeceksiniz. Fakat paragraf sorusu çözme konusunda çok iyi değilseniz sizlere tavsiyem, her gün düzenli bir şekilde 10 ya da 20 tane paragraf sorusu çözün. Çünkü dediğim gibi TYT Türkçe'deki çoğu soru paragraf şeklinde olacak ve bunu önceden hazırlıklı olmamız bizim için çok iyi olacaktır. 10. sınıftaki fen bilimleri derslerine değinecek olursak arkadaşlar, bu konu hakkında çok da fazla konuşulacak bir şey yok. Çünkü 10. sınıfta göreceğiniz bütün konuları aynen TYT'de de göreceksiniz. Bu sebeple bütün konuları olabildiğince iyi bir şekilde öğrenin. Çünkü dediğim gibi bütün konular aynen sınavda da çıkacak. Şimdi de tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü dersleri hakkında konuşalım. Arkadaşlar, TYT'de bu derslerdeki sorular çoğu zaman paragraf şeklinde oluyor. Fakat sizlerin de bildiği gibi konuları çok iyi bilmezseniz yine paragraf sorularını çözemezsiniz. Bu sebeple 10. sınıf içerisinde bu derslere çalışmayı da ihmal etmeyin. Özellikle coğrafya dersi 10. sınıfta gerçekten de önemli. Ben 10. sınıfta bu dersler için sadece not çıkarmıştım ve soru çözmüştüm. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 10. sınıf sonunda yapacağınız alan seçimi konusunda sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar, YKS'de ilk olarak TYT'ye gireceksiniz ve TYT'ye hangi alanı seçerseniz seçin girmek zorundasınız. TYT'den sonra ise AYT var. AYT'de ise eğer eşit ağırlıkçıysanız Türkçe ve matematik bölümünü çözüyorsunuz,
sayısalcıysanız matematik ve fen bilimleri bölümünü çözüyorsunuz. Yani alan seçimi AYT'de çözeceğiniz dersleri de belirlemekte. Bu alan seçimi konusunda düşünmek için gerçekten de uzun bir zamanınız var. Fakat şimdiden kafanızda bir şeyler oluşması iyi olacaktır. Ben matematik ve fen bilimleri derslerini sevdiğim için, aynı zamanda sayısal puan türüyle alan bölümlere ilgi duyduğum için sayısal bölümünü seçtim. Ve şunu söyleyebilirim ki ben bu kararı zaten 9. sınıfa ilk başladığımda vermiştim. Çoğunuz zaten alan seçimi konusunda tercihini yapmıştır. Fakat ben kararsız olan arkadaşlarımız için şunları söylemek istiyorum. Öncelikle birinin zoruyla kesinlikle alan seçmeyin. Çünkü bu alan seçimi 11 ve 12. sınıfta göreceğiniz dersleri etkilemekte. Örnek vermek gerekirse ben sayısal bölümü seçtim. Ve ilerleyen zamanlarda eşit ağırlık öğrencilerine göre daha fazla matematik, daha fazla fen bilimleri dersleri göreceğim. Aynı zamanda bu alan seçimi liseden sonra gideceğiniz bölümü, yani mesleğinizi, daha doğrusu geleceğinizi etkilemekte. Bu sebeple kesinlikle birinin baskısı altında alan seçmeyin. Ayrıca her zaman için kendi hayallerimizi gerçekleştirmek için kararlar vermemiz lazım. Bence çok iyi düşünün ve kendinize en uygun alanı ona göre seçin. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer bana sormak istediğiniz sorular varsa onları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.